arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Biz apartmanın içindeyiz. Annemin komşusuna kahvaltıya gidiyoruz. Annemler gün yapıyorlar ya, kahvaltılı yapıyorlar. Semra ablaya gitmeyeceğiz mi? Ha. Aşağı Semra ablaya kahvaltıya gideceğiz bakalım. Hadi şimdi görelim içinde. Anne var çok sıcak. Geçer artık. Ne oldu, hesabı mı varmış? Anne bak kokuyor. Niye? Anne bak kokumadan sonra kesilmez diye. Günaydın be. Günaydın. Arkadaşlar. Az gün geçiyor. Ne güzel valla. Alt katı ineceğiz kahvaltı. Bak. Üşüdüm ya, çabuk olsun. Bayağı bir üşüdüm. Semra ablacığım, günaydın, neler yaptın bize? Allah seni kahretsin. Vay, gözlemeler. Neler döktürmüş neler. Kızlar bakın, annemin komşucukları nasıl kahvaltı hazırlıyor. Maşallah. Diyet miyet kalmadı. Arkadaşlar, kahvaltı yaptık annemin komşusunda. Bugün kahvaltı sıkıntısı yoktu valla. Sabah insan düşünüyor böyle, ne hazırlasam diye. Kahvaltı yaptık Semra abla da. Geldik, evi toparladık, süpürdük. Şimdi teyzeme gidiyoruz. Gülten teyzeme davetliyiz. Oraya gidiyoruz arkadaşlar. Orada zaten çekim yaparım tekrardan sizler için. Yakın zaten evlere, yürüyerek gideceğiz. Otobüs dolmuş da kullanmayacağız. Hava da güzel, güneşli. Ne giydim üzerime? Şöyle şu sivetimi giydim, yeni almış olduğum. Şuradan göstereyim bir saniye. Siyah yeni almış olduğum kot pantolonumu giydim. Dün de bir tane yeni bir kemer aldım. Diğer kemerim bayağı yıpranmıştı. Üzerime de bu sivitimi giydim arkadaşlar. Rahat bir şekilde altıma da botlarımı giyeceğim ve gidiyoruz. Anneciğim. Paşa. Hadi gidiyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar çıktık. Teyzeme gidiyoruz şimdi yürüyerek. Böyle tatlı yaptırdık. Tatlı götürelim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım tabii. Hava vallahi çok güzel. Yağmur yağmış, şeyler ıslanmış ama bayağı iyi. Güzel. Yumuşak bir hava var yani dışarıda. Ay. Teyze şu da özledim. Onu da göreyim. Herkesin gönlünü görmeye çalışıyorum arkadaşlar. Eskişehir'e geldim. Herkesi görmeye çalışıyorum. Bugün Gülten teyzemdeyiz. Yarın şu an için bir plan yok. Cuma günü kuzenim Tuğçe'ye gideceğiz. Yeni evlenmişti ya. Ona gideceğim. Evine. Oraya davetliyiz. Allah kahretmesin. Çamur yaktı herhalde. Cuma günü oraya gideceğiz. Cumartesi de Hacer ablamlara gideceğiz ama Hacer ablam pazartesi salı daha iyi olur demiş. Pazartesi ya da salı günü de işte Hacer ablamlara, anneannemlere gideceğiz. Tam nasıl kısmet. Hadi anne. Geliyorlar arkadan. Yerler ıslak. Yavaş yavaş yürüyoruz valla. Üzerimiz çamur olmasın diye. Arabalar geçiyor bir de buradan ya. Sinir oluyorum. Araba geçmese iyi de. Araba geçiyor bir de. Az kaldı zaten arkadaşlar. Biraz sonra evdeyiz. Kızlar, teyzeşime geldik. Şimdi sizi Gülten teyzeme tanıştıracağım sırayla. Kayar mısın teyzeşim? Bakalım hangisine daha çok benziyor. Bu da benim Gülten teyzem. Dün gördüğünüz Filiz teyzemin bir küçüğü oluyor. Değil mi, öyle oluyor? Hmm. Annem büyük. Teyzeşime geldik bugün. İzliyor musun teyze beni? Merhaba. Hanımlar. Teyzeşime şimdi ev turunu yapacağım size. İzin verirse. İzin veriyor musun? Git git kesin. Ev turunu göstereceğim şimdi size. Bakalım evi nasıl teyzeşimin. Böyle dış kapıdan girince arkadaşlar koridoru var. Burası küçük tuvaleti, burası büyük banyosu. Böyle giriyoruz. Burada bir askılığı var. Süslü. Her yer süs. Halılarını yeni kestirmiş teyzem. Çok beğendim. Ben daha önceki halıları da güzeldi ama bunlar daha güzel. Burada yine böyle vazosu var. Şöyle. Yatak odası bayağı geniş, büyük, hoşuma gidiyor benim. Böyle ferah ferah döşemiş. Güzel olmuş yatak örtüsü falan da. Burası da böyle gardırobu. Burası böyle. Vallahi buralar arkadaşlar çok dolu, şuralar buralar. Çünkü bizim bir kızımız var. Evlenirse ondan hepsini götürecek inşallah. Çeyizleri sürekli daha önceden alıp biriktirdiği için
Bayağı bir çeyizi var. Valla burayı göstermeyeceğim. Gençlerin odası müsait olur olmaz. Şöyle salonunu göstereceğim. Seda'nın küçüklüğü. Özcan'ın küçüklüğü. Burası da salon arkadaşlar. Şöyle hemen giriyoruz. Teyze hoşumun salonunda bu şekilde. Koltuk takımları çok hoşuma gidiyor benim ya. Beğeniyorum. Böyle. İki tane üçlü var. Bu şekilde. İki de tekli berjerleri var. Sehpasının üzerindekiler de güzelmiş. Aksesuarlar. Bunlar yoktu sanki önceden. Evet, bunlar yoktu. Hoşuma gitti. Bak bunlar güzelmiş. Sehpasının üzerinde bu şekilde süslemiş. Şunları da Seda kendisi yaptı arkadaşlar. Kaşıklardan yaptı. Bu plastik kaşıklar var ya. Plastik kaşıklardan yaptı. Tabii 2-3 ev taşımaya yine bayağı bir dağıldı ama yine hala sağlam duruyor şu an. Bence gayet güzel. Böyle şu çiçekten annemde de vardı. Kocamandı böyle. Şurada bir fil var. Ev turu çekmemin sebebi var arkadaşlar. Gittiğin yerlerde ev turu çek diyen arkadaşlar var. Teyzelerin evine, akrabaların evini çek diyenler var. Ev turu videolarını seven arkadaşlar için çekiyorum. Bu sehpaları teyzemin kahverengiydi. Kendisi boyadı beyaza. İçerideki TV sehpasını kendisi boyadı. Ama mobilya boyasıyla değil, yağlı boyayla boyamasına rağmen bence gayet şık ve güzel olmuş. Pürüzsüz duruyor. Böyle. Avizeleri. Burada da çok kocaman ağaç gibi bir şey var. Çiçek. Burada tivintesi var teyzemin. Bu şekilde beyaz bir tivintesi var. Ferah yani salon. Hoşuma gidiyor benim. Böyle süsler koymuşlar. Böyle heykeller var. Şunun da annemde de var dedim ya. Birini bana verecek zaten. Hangisini istiyorsan götür dedi. Halısı da bu şekilde. Teyzeşimin salonu böyle. Buradan böyle koridordan çıkıyoruz. Mutfağına geliyoruz. Mutfağı da bayağı geniş ama teyzenin işte biraz masası büyük olduğu için sıkıntı oluyor. Kırmızı beyaz mutfak dolapları da bu şekilde. Burada bunu özel yaptırmıştı teyzem. Sonradan biraz pişman oldu ama çok geniş diye. Burada L koltuğu var takımı. Bu şekilde televizyonu. İşte ben böyle bir dolap almayı düşünüyorum. Teyzem bunu şoktan mı aldı bilmem bilmiyorum ama bence benim mutfağıma çok rahat olur bu. Denk getirirsem alacağım arkadaşlar. Böyle teyzemin de buzdolabı kapı yanında. Hemen yanına bunu koyduk ileride dolabı olarak gayet bence. Küçük şirin bir oturma odası var. Buraya da iki tane ceket atmış teyze hoş. Şu çiçekliklerden ben de alacaktım arkadaşlar ama teyzem tavsiye etmedi. Alma dedi. Çok sağlam değil dedi. İyi değil dedi. Bakın bu biraz önce sehpaları gösterdim ya. Bu da griydi değil mi teyze? Hı hı. Bu da griydi arkadaşlar. Annemde de var hatta aynısı. Teyzem bunu yağlı boyayla boyamış. Bence gayet güzel olmuş. Bu şekilde oturma odası da. Bizim altın kızlar ikisinde de örgü. Altınlar örgü örüyor. İki kardeş karşı karşıya. Ben burada yalnızlıktan öleceğim. Sedoş'um gelse bari. Sen ne öğren teyzoş? Yelek mi? Yelek çocukların çeyizine bebeğin. Şöyle değil mi? Çeyiz doldu taş derdi görme. Annem de süveter örüyor Çınar'a. Yastık kılıflarını yeni mi aldın teyze? Bana neden almadın? Seda'nın kıyafetlerini giydim vallahi rahat rahat oturuyorum. Seda da 6 gibi gelecekmiş bakalım. Daha 5'te çık önermedi de müdür bugün 6'da çık demiş. Sobanın başına varalım Çağla. Saati ben okula gidene kadar saat 9.30 olurdu. Bir köpeklerden beklerdim bir mavi köpek. Bu yolun ortasına yatardı köpekten korkardım. Şey değil mi teyze? Köyün altındaki okul değil mi? Bunlar yeni evden gittiler. Ben eski evlerden gittim. Seninki daha iyi. Hı-hı. Ondan sonra açım. Böyle tam atlan girin oraya vardım. Onların gazları vardı ya. Gazlar yok. Kirlilerde. Kışt derdim. Çok gazlar var değil mi? Kışt derdim. Çekiyor. Gazdan korkuyor muydun? Gazlardan.
Arkadaşlar bu bizim yöremizin bamya çorbası. Bizim bamyalarımız küçük küçük olur böyle. Anlatıyordum ya size. Teyzeşim sağ olsun bana yapmış. Çok değerlidir. Bu değerli kişiler yapar ha. Tavuk sote, pirinç pilavı, salatamız, taze biberlerimiz, bamya çorbamız. Ellerine sağlık teyzeşim. Arkadaşlar teyzem şimdi hem kızının çeyizine hem de oğlunun çeyizine yelek örmüş. Bunu kızına. Dön teyze. Çok güzel. Bunu kızına, bu da kızının kızına ya da oğluna. Her rengi olur. O erkeğe de olur, kıza da. Yani Seda'nın çeyizine koyacak böyle. Hem bebek hem büyük. Böyle. Yani analı kızlı, analı oğullu ya da. Bunlar Seda'nın çeyizine. Çok güzel olmuş teyze. Ellerine sağlık ya. Çok güzel. Modeli ne olarak geçiyor teyze bu? Bilmiyorum ki teyze. Bunun modeli çok güzelmiş. Bak bu da böyle. Çok güzel. Bir de bunu giyeyim de bunu çekeyim. Önlere de düğme yapacak. Bunun da çok güzel düğme al teyze. Böyle taşıya alsana teyze. Ahşap düğmeler var ya. Tahta gibi. Evet. Bu da şimdi Özcan'a. Özcan'ınki de bitti. Büyük. Bu da yani gelin kızın olacak. Önünü dön teyze. Bu da gelin kızına. Şimdi bunun küçüğünü öreceksin değil mi? Daha küçüğünü örmeden. Bunun şimdi küçüğünü örecek bir de bebek için. İşte bunu abla şey. Bunu bundan bir örgü burgu fazla eksik yapmış bunu Yaşar. Çok güzel ya, çok güzel olmuş. Şu daha iyi olmuş. Seda evet, evlenecek. Başladım oğluna yapacağım. Şimdi bir tane de böyle küçük başlayacağım. Bir yumak ipim kaldı. Bebeği olacak da bunu böyle giyecek. Güzel şu renk çok güzel. Şu bu şu endeye. Bu bunun aa ben boyu çok güzel ben olmuş. Ben bunu kendim böyle yaptırdım. Bak bunun bir burgu eksik. Şöyle 4 burgu yapmış. Şu eksik. Bunu iplikten çekeyim de şimdi. O biraz daha olmuş da şu iyi olmuş. Gerçekten. Ellerine Allah, sağlık çok güzel olmuş. Çok güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Seda almış Fatih'im. Gümüş. Gümüş mü? Ha. Aynı senin altın var Gülten. Gümüş. Şeyde gördüm ben kanalımda güzel. Arkadaşlar. Seda geldi. Çekeyim. Çekeyim mi? Gerçekten. Arkadaş ne olur ya bu kız valla ara işte bu çeyizi buraya yiyordu. Tavana kadar. Nasip yok ya. Her yer çeyizden geçirmiyor kızlar. Yemin ederim var ya kutu kutu. Seda yalan yaşadı yemin ederim. Kuzenimi göstereyim size. Merhaba. Benzeriz birbirimize. Abanı izliyor mu? Çok. Özlem mi? Şimdi bakalım şöyle bir turlayıp geleceğiz. Markete kadar gideceğiz. Öbür kuzenimi de göstereyim size. Bir şey istiyor musun annem? Ben sürpriz yumurta. Burada da bir delikanlı var kızlar. Hemen şöyle göstereyim size. Anne ben sürpriz. Bu da diğer kuzenim. Merhaba. Evet. Daha düne kadar sümüklü bir bebekti. Ben bunu ayağımda sallardım uyuturdum. Yemin ediyorum bak. Bunu ben ayağımda sallayıp uyutuyordum. Şimdi maşallah delikanlı oldu. TikTok videosu çektik biraz önce. Şey Seda Hanım. Teyzemin salonu da ayrı bir güzel görünüyor. Teyzem bak aldıklarına bak çana. Ha gördüm hoşuma gitti. Nereden aldın teyze? Şundan senin mi? Asarcıktan mı? Asarcıktan değil. Ne kadar tahminse bunun mesela? Şeyden almış. Trabzon'un nereden almıştır? 350'de. Çok ağır değil ama ya. Hayır. Çok ağır değil ama. 1, 2, 3, 4 parçası. Yok artık. Peşi 380 lira dedi. Sağlam bir pazarlıkta 300 lira yaptık. 315'e indi en son. Benim 305 şeyde. Liram var dedim. 300'e verdim. Şeyde. Ama. Bir daha şurada. Bir de şurada bazısı var. Bazısı var. Laleli. Gayet güzel valla. Hadi gidelim kızlar. Pardon. Oğlan ve kız. Markete gidiyoruz. Senle markete Migros'tayız arkadaşlar şimdi. Birkaç evin eksiği vardı onları almaya geldik. Ciddi çekiyor olamazsın. Ciddi çek. Tabii çekiyorum kızım. Ya izlersin. Kırmızı başlıklı kız. Migros'a geldik. Çaklatlara bak. Çok severim.
Aspirin. 14 liraymış kız indirimde. Senin market Migros'u muydu? Carrefour. Ha, Carrefour. Ben Carrefour satarsın. Carrefour. Tamam. Yemek yollamadım 7 senedir. Hiç kalmadılar. Hobiler indirme girmiş kuzen. Bunlar alerjileri ışıklıyorsun. Market sefası gece gece. Kuzen günaydın, kolay gelsin. Günaydın güzel. Nasılsın tatlım? İyiyim. Işıkları makineye diziyorum. Sen nasılsın? İyi, ben de şimdi videomu editledim. Günaydın arkadaşlar. Vallahi dün akşam videomu editlemeyi unuttum. Edit de yapmayı unuttum. Daha doğrusu vaktim olmadı. Sabah bitiş yapıyorum sizlere. Umarım beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.